Merhabalar arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Yeni bir soru çözümü videosunda sizlerle birlikteyiz. Bugün haben fiilini sorularla pekiştireceğiz. Haben fiiliyle ilgili A1 seviyesi playlistimizde, çalma listemizde konular arasında özel tek bir video olarak işlemiştik. O fiille ilgili önce isterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Daha sonra soru çözümleriyle pekiştirebilirsiniz. Arkadaşlar hemen vakit kaybetmeden birinci sorumuzla başlayalım. Haben fiili sahip olmak fiili ve bazı durumlarda da perfect tense'de yani geçmiş zaman belirtmekte de yine öznenin yanında da yer alarak geçmiş zamana yardımcı fiil olarak kullanılıyor. Onu ileride göreceğiz. Şu an sadece çekimleriyle ilgileniyoruz. Boşluk du, du'ya göre çekeceğiz. Den keine Angst. Sen korkmuyor musun? Ich, boşluk, Angst diyor. Yani hast du deinen keine Angst? Sen korkmuyor musun? Korkun yok mu? Ich habe Angst. Ben korkuyorum şeklinde birinci sorumuzu bu şekilde bitirmiş olduk. İkinci sorumuz was boşluk du gesagt? Bu işte past tense yani geçmiş zamanda çekilmiş üçüncü yani verb 3 diye İngilizce'de bahsediyoruz. Past tense'e göre sagen, sagen söylemek fiili çekilmiş. Ardından buraya da haben fiilinin du'ya göre çekimi gelecek. Bunu çok şu an üzerinde durmuyorum. Sadece hani merak edenler için kısa bir açıklama yapmak istedim. Was boşluk hast du gesagt? Ne söyledin? Ne söyledin bana? Ich boşluk dich nicht verstanden. Bu da arkadaşlar yine verstanden fiili yani anlamak. Yine bu da geçmiş zamana göre. Ich habe dich nicht verstanden. Seni anlamadım. Bana ne söyledin? Ne söyledin? Seni anlamadım. Üçüncü sorumuz morgen. Gördüğünüz gibi başa zaman zarfı geldi. Wir yani kişi zamirimiz üçüncü sırada. Çekimli fiilimiz ikinci sırada olacak. Haben fiilini bunu wir'e göre çekeceğiz. Eine Prüfung. Bugün sabah bir sınavım var. Und ich boşluk noch nicht gelernt. Morgen haben wir eine Prüfung. Bizim sınavımız var ama ve ben hiçbir şey öğrenmedim. Ich habe noch nicht gelernt. Learned gördüğünüz gibi learnen fiili başına G alarak geçmiş zaman ifade ediyor arkadaşlar. Bunu ileride göreceğiz. Şu an buna çok takılmayalım. Guten Tag boşluk. Sie formal dediğimiz arkadaşlar onlar değil de siz olan Z ortada yazılmasına rağmen başındaki S büyük olan Z. Etwas Geld für mich. Guten Tag. Haben Sie etwas Geld für mich? Günaydın. Benim için biraz paranız var mı? Borç para isteyecek. Burada bizi ilgilendiren kısım bu Z'ye göre haben fiili yalın haliyle kalıyor ya da böyle çekiliyor diyelim. Beşinci soru. Ich boşluk gearbeitet und ihr boşluk nicht gemacht. Ich habe gearbeitet, ben çalıştım und ihr habt nicht gemacht. Sen hiçbir şey yapmadın. Buradaki nicht olumsuzluk değil arkadaşlar. Nichts hiçbir şey demek. Yani sen hiçbir şey burada yapmadın. Ben o kadar çalıştım ifade ediyor. Altıncı sorumuz ihr boşluk keinen Hunger, aber ich boşluk durst. Siz aç değilsiniz ama ben susuzum gibi bir cümle. Ihr habt keinen Hunger, aber ich habe Durst. Ben susuzum, susadım olarak bunu söylüyor. 7. Wir boşluk einen Hund, ihr boşluk zwei Katzen. Wir haben einen Hund, bir tane köpeğimiz var. Ihr habt zwei Katzen. İki tane kediniz var sizin de. Sekizinci sorumuz. Warum boşluk ihr keinen Hund? Wir boşluk Angst vor Hunden. Sizin neden kediniz yok? Biz köpeklerden, pardon, sizin neden köpeğiniz yok? Biz köpeklerden korkuyoruz gibi bir cümle var. Warum habt ihr keinen Hund? Sizin neden köpeğiniz yok? O da cevap olarak söylüyor. Wir haben Angst vor Hunden. Köpeklerden korkumuz var. Burada bir şeyden korkumuz var derken gördüğünüz gibi for takısı
köpeklerden burada for o manaya geliyor. Arada böyle eklerin manalarını da söyleyerek birkaç ilave bilgi vermek istiyorum size. 9. Morgan yine zaman zarfı ile başlamış. Yardımcı fiilimiz ikinci sırada. Düzeltiyorum, çekimli fiilimiz ikinci sırada. Meine Schwester, Geburtstag und ich, boşluk, noch keine Geschenk. Morgen hat meine Schwester Geburtstag, benim kız kardeşimin doğum günü yarın. Und ich habe noch kein Geschenk, benim hala bir hediyem yok. Kardeşine hediye almamış. Eyvah ki eyvah. Böyle bir cümle ile karşılaştık. On, meine Mutter, benim annem, boşluk, keine Zeit, boşluk, ihr Zeit für mich, benim annemin benim zamanı yok. Sizin benim için zamanınız var mı? Zeit für mich, für benim için. Mich de arkadaşlar akuzatif, onu da ilerleyen konularda göreceğiz. Benim için, benim için. Yani ich vardı arkadaşlar. Ich'i biliyorsunuz, ben demek. Mich de benim, bana, benim manasını veren. Benim için zamanınız var mı gibi onu soruyor. Meine Mutter hat keine Zeit. Habt ihr Zeit für mich? Burada hey'i büyük yazacağız tabii ki. Boşluk, yani noktadan sonra yeni cümle başlıyor. Benim hatam, özür diliyorum onun için. 11. Bir boşluk. Heute Donnerstag. Am Freitag, boşluk, Oya Opa Geburtstag. We haben heute Donnerstag. Biz bugün, bu perşembe olsun, bu perşembe yapalım gibi. Am Freitag hat Oya Opa Geburtstag. Yani bu perşembe olsun ne yapacaksak. Çünkü cuma günü, ya anladığımız kadarıyla cuma günü sizin babaannenizin, dedenizin, düzeltiyorum, Oma babaanne, anneanne, Opa dede, dedesinin doğum günü, dedelerinin doğum günü olduğu için biz şey yapalım, bugün yapalım gibi, yani ya da bizim bugün gibi anlayabiliriz. Burada önemli olan şu fiillerin çekimi arkadaşlar, gördüğünüz gibi Oya Opa bir erkek kişiden bahsettiğimiz için hat olarak çekildi. 12. soru, boşluk, jemand noch Hunger, wir, boşluk, noch genug zu essen. Hat jemand noch Hunger? Bir kişi, herhangi bir kişi aç mı diyor şu an? Jemand burada İngilizce'deki somebody veya anybody şeyi, İngilizce bilenler için söylüyorum. Bizde de herhangi biri, yani kimse aç mı burada? Herhangi bir kimse aç mı gibi onu soruyor. We haben noch genug zu essen. Bizim şu anda, burada noh o anlamı veriyor arkadaşlar. Şu anda bakın yeterli yiyeceğimiz var, yemek için yeterli yemeğe sahibiz şeklinde, burada noh şu anda manasını veriyor. 13. Welche, herhangi, hangisi? Welche deutsche Stadt, boşluk, die meisten Einwohner, cevap Berlin'miş. Yani hangi Alman şehri daha fazla Einwohner, burada nüfus, yaşayan insanlar, daha fazla popülasyona, nüfusa sahiptir gibi bir soru. Cevabı Berlin'miş. Bu da tabii bir şehir, yani Dişitat'dan bahsettiği için burada hat olarak çekeceğiz. Welche deutsche Stadt hat die meisten Einwohner? Cevabımız Berlin veya Berlin hat die meisten Einwohner diye bunu cevaplayabiliriz arkadaşlar. 14. sorumuz, yine orada da Welche soru kelimemiz, hangi ay demek istiyor. Welche Monat, yine bir ay, hangi ay, boşluk, die wenigsten Tage, en az güne sahiptir. Tabii ki Şubat ayı, der Februar. Alle anderen, diğerleri, boşluk, 30 oder 31 Tage, yani 30 gün ya da 31 gün, 31 tane güne sahip diğer aylar diye. İki tane boşluğumuz var. Burası bir aydan bahsettiği için, der Monat olduğu için kişi zamirine sahip. Yani hat olacak arkadaşlar. Welche Monat hat die wenigsten Tage? Hangi gün en az, hangi ay en az güne sahiptir? Tabii ki diyor ki der Februar, virgül, alle anderen, diğerleri, bunun dışında, yani Şubat haricindeki diğerleri, diğer kalan hepsi, haben,
çoğul olduğu için onlar sie, yani sie olarak onlardan bahsediyoruz. Haben 30 oder 31 Tage. 30 ya da 31 güne sahiptir diyerek 14. sorumuzu cevapladık. 15. sorumuz ein Mensch. Herhangi bir tane kişi, bir adam, bir insan. Hat zwei Beine, iki tane ayağı vardır. Hunde, Hunde gördüğünüz gibi burada arkadaşlar Hund olsa tekildi. Hunde köpekler, köpeklerden bahsediyor. Hunde haben, burada onu diyeceğiz. Haben vier Beine olarak 15. sorumuzu da cevaplıyoruz arkadaşlar. 15. soruyla beraber bu alıştırmalarımız sona erdi. Umarım haben fiiliyle ilgili kafanızdaki soru işaretleri giderilmiştir ve anlaşılmıştır diye umuyorum. Videomuzun sonunda arkadaşlar ufak bir hatırlatmam var. Bu soruların tamamını Instagram sayfamızdan ve bu dokümanın PDF dokümanımızı da internet sitemizden ve videonun açıklama bölümündeki linkten bulabilirsiniz. Kanalımızın bildirimlerini açmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Bu yeni videolarımız yayınlandıkça abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size hatırlatmalar gelecektir YouTube'dan. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.